269. ayetinden anlaşıldığı gibi alimlerin bir başka özelliği de hikmettir. İlim adamında olmaması gereken özellikler nelerdir? Bir, ilim adamı sahip olduğu bilginin hakikatle olan bağını koparmaz ve cehalete düşman olur. Cehaletle ilim adamı bir araya gelmemelidir. Hamidullah'a soruyorlar, bizim en büyük düşmanımız kapitalizm mi, komünizm mi? En büyük düşmanımız cehalettir. Onun için ilim adamı eğitimin yanındadır. Her zaman eğitmeye çalışır, öğretmeye çalışır. Her zaman insanları bilgilendirmeye çalışır. Ve dolayısıyla eğitime destek veren ve omuz verendir ilim adamı ve cehaletten kaçınır. İkincisi, ilim adamı asla korkak olmaz. İlim adamı dediğin insan korkmayacak. Yani korkmamak derken Don Kişotluk etmek de değil. Bilmediğin yerde konuşmak da değil. Ya kendini rezil rüsva etmek de değil. Ama bilim adamı korkak olmaz. Osman Yüksel Serden Yeşil'in dediği gibi, kula kul olmak için atılmadık meydana. Biz yalnız hakikati hakka secde ederiz. Dava sahipleri nasıl girdilerse zindana, bilsin ki kahpe zaman biz de böyle gideriz. Yani korkmaz, dik durur. O Karadenizli hocanın dediği gibi, İlahi ya ilahi ya ilahi, sensin padişahlar padişahi, seni billahi bir bildim kibirsin, şerikten hem nazirden sen değerisin, ayrı ayrı etseler de tenimi çevirmezsen bu yukarı. Öyle diyor ya bir alim daha İbn-i Teymiye, bana düşmanlarım ne yapabilir ki? Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum. Beni sürgün etseler sürgünüm hicret, beni zindana atsalar zindanım halvet ve beni katletseler ölümüm şehadet olur. Bana düşmanlarım ne yapabilir ki? Ben cennetin yüreğimde taşıyorum. Dolayısıyla ilim adamı korkak olmaz. Cesaret. İlim adamı hevasına değil, aklına uyandır. Hevanın tam zıttı akıl, aklın tam zıttı hevadır. Bakara suresinin 120. ayetinden bakabilirsiniz. Heva, ilmin zıttıdır. Dolayısıyla ilim adamı heva, heves eksenli, dünya eksenli yaşayan değil, Allah eksenli yaşayandır. Kendisini insanlığa adayan değil. Ve ilim adamı ilmini batıla alet etmez. Yani dünyevi menfaatler adına konuşmamazlık. Dünyevi menfaatler adına bir şeyin üstünü örtmek gibi bir şeye girmez. Bel'am bin Bahura'nın hikayesi çok enteresan. Arap suresinde, yani 7. surenin 175 ila 178. ayetinde Bel'am bin Bahura'dan isim vermeden bahseder. Bel'am bin Bahura örneği. Hazreti Musa'nın yanında yetişmiş bir zat Bel'am bin Bahura. Allah'ı bilen bir insan. Moab krallığındandır ve Moab krallığında Moab kralı bir gün Bel'am bin Bahura'ya gider, der ki ben Hazreti Musa'ya ve İsrailoğullarına galip gelmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bel'am bin Bahura önce kabul etmez teklifi ama daha sonra bir takım menfaatleri görünce kabul eder. Ve der ki Allah der zina edenleri sevmez. Eğer Moab krallığının kadınlarıyla İsrailoğlu'nun erkeklerini bir araya getirir ve onların zina etmesine sebep olursan, vesile olursan, Allah'ın onlar üzerindeki himmeti, yardımı, desteği kalkar ve sen de onlara galip gelirsin. Bir dakika. Bel'am bin Bahura kim? Müşrik değil. Allah'ı biliyor. Hazreti Musa'nın yanında yetişmiş. Allah'ın neye gazaplanacağını da biliyor. Ama ilmini Allah'tan yana değil de Allah düşmanı olan ve İsrailoğullarını ve Hazreti Musa'yı yok etmeye çalışan Moab krallığından yana kullanır. Bunun günümüzdeki örnekleri yok. Kur'an'a hakim. Biliyor. Ama Kur'an'ın karşısında olanlara omuz veriyor, destek veriyor. Bunun 20. yüzyıl örnekleri. Cuma suresinde bunlara kitap yüklü eşekler diyor.
Ve yine ilim adamının özelliği Allah'ın kitabını gizlemez. Yani tabii ki söylediğin doğru olsun, her doğruyu her yerde söylemen doğru değil. Bu bir prensiptir, bu güzel bir prensiptir. Ama söylenmesi gereken yerde de söyler ve gizlemez. Yani onu farklı farklı böyle şeylerle tefsir edip takla attırmaz yani Allah'ın kitabı. Neyse, hakikat neyse onu söylemez. Tabii ki bu her şeyi literal alacağız. Yani Kur'an'ı fıtrat gerçeğinden aykırı düşüneceğiz manasında da değil. Ama menfaat için Allah'ın ayetlerini satmaz, çırpmaz ve kesmez. Makas atmaz. Ve yine tahrif etmezler. Ve alimin diğer bir özelliği de tevazu ve mahfiyet içerisinde olmasıdır. Çünkü bir insan okuduğu oranda eksikliğini anlar. Bir hadis bilgiyatına girdiğin zaman istersen 10.000 tane hadisi okumuş olur. Yani anlarsın yani, anlarsın ne kadar eksik olur. Kur'an tefsirlerine baktığın zaman yüzlerce, sen 2, 3, 5 tefsir, 10 tefsir, 30 tefsir de okusan dersin ki ben haddimi bilirim. Haddini bilir. Çünkü tevazu ve mahfiyet. Fakat tabii ki o oranda da onur ve şahsiyet sahibidir ayrı mesele. Ve cehaletin karakteristik özellikleri, cehalet İslam'a göre üçe. Cehli basit, cehli mürekkep ve cehli mukayyet. Cehli basit bilmemek, cehli mürekkep bilmediğini bilmemek, cehli mukata bilmediğini bilmediği hali bildiği gibi yap, biliyor gibi yapmak ya da bilgiçlik yapmaktır. Cahilin karakteristik özelliği bir, dogmacıdır, peşin hükümcüdür ve sorgulamaya kapalıdır. Ataların közünü hakikatin özüne tercih eder. Müşriklerin zaten en bariz özelliği budur. Dolayısıyla onların kafalarında gizli bir manastır vardır. Atalarını, ecdatlarını, ecdadım böyle demiş. Ya ecdadın yanlışsa diyor Bakara suresi. Dolayısıyla ecdatçı, dogmacı ve peşin hükümcü. İkincisi cahil, heva ve heves eksenli yaşayan ve akletmekten ve fikretmekten uzak olandır. Biraz da Protestan kilisesinin etkisiyle kendisini dünyada Tanrı'nın çocuğu olarak görür. Oysa ki Fazıl Rahman diyor ki, Hristiyanlar kendilerini Tanrı'nın çocuğu olarak görürler. Fakat İslam insana emanet verir. İnsan Tanrı'nın çocuğu değil, Tanrı'nın yeryüzüne atadığı halifedir. İşte aramızda bir fark. Ve cahil statükocudur. Yani muhafazakardır, yeniliklere kapalıdır. Fıtri ve fikri bozulmuşluğu değiştirmeye zorlayan her şeyden rahatsız olur. Yani yeniliklere kapalı. Oysa ki İslam'ın özünde yeniliklere açık. Eski hal muhal, ya yeni hal, ya izin. Cahil nicelikçidir, popülisttir. Sayısalcıdır, yani sayılara kilitlenir. Kalabalıkçıdır. Kalabalık oluşu ona gurur verir. Ebu Cehil gibi. Yani şunlar mı diyor, şu 3-5 kişi mi bize karşı çıkacak? 3-5 kişi mi şu hakikaten? Yani böyle. Oysa ki Kur'an niceliği reddeder. Ekserun nas la yakulun. İnsanların çoğu akletmezler. Ekserun nas la yu'minun. İnsanların çoğu iman etmezler. Ekserun nas la şakirun. İnsanların çoğu şükretmezler. Ekserun nası yani niceliği mahkum eder. Niteliği teşvik eder. Ve cahil hoşgörüsüzdür. Kendi fikrine ve zikrine aykırı her zihniyeti yok etmeye çalışır. Ve cahil yaptacıdır ve etiketleyicidir. Cahil iftiracıdır. Cahiliye döneminde yaptıklarından yola çıkarak bunları söylüyoruz. Cahil kışkırtıcıdır, provokatördür. Ve cahil çıkarcıdır ve maddecidir. İşte Müslümanın yapması gereken şey cehaletten sığınıp, cehaletten kaçıp ilme koşmaktır. İlmin kapısı herkese açıktır. Hudal bir niyat bir eşkıyadır. Hadid suresinin 16. ayeti onun hidayetine vesile olmuştur. Kadın kaçırmak için çıktığı bir evin tepesinden, evin sakinlerinden birisi gecenin bir vaktinde artık iman edenlerin Allah'a dönme vakti gelmedi mi ayetini duyunca bu ayetten Fudal bin Niyat çok etkilenmiş ve aşağıya inmiş ve artık sana dönüyorum Rabbim demiş ve gerçekten tövbe etmiş.
ve Fudal bin İyad İmam Malik'in okuluna intisap etmiş ve İmam Malik'in talebesi olmuş. İmam Şafii ile sınıf arkadaş olmuş. Ve Fudal bin İyad eşkıya iken bir alim olur. Yani çok önemli. İmam Malik'ten bahsediyoruz. İmam Malik'i herkes bilir ama Muvatta isimli eseriyle ve dört mezhep imamlarının büyüklerinden. Fakat İmam Malik'in bir de hocası var. Abdullah bin Hürmüz. İmam Malik Abdullah bin Hürmüz'de 7 sene okumuş. 7 sene okuduktan sonra İmam Malik oluyor. Fakat onu okutan kişi zımmidir. Pardon, mecusi. Mecusidir. Zımmi o dönemde yoktu zaten. Mecusi ve Pers asıllıdır. Ve daha sonra Müslüman olmuştur. Kendisini yetiştirmiştir ve o kadar ilimde derinleşmiş ki İmam Malik olur. Ve azatlı bir köledir aynı zamanda. Ve hem işitme hem yürüme engellidir. Fakat İmam Malik'i yetiştirmiştir. Yine Nasruddin Ahmet bin Abdüsselam, o da Fudal bin İyad gibi yol kesip haraç kesen bir haydutken kendisini yetiştirmiş ve tefsirde alim olmuştur. İbn-i Nefis önceleri çalgıcıdır. Geçimini çalgıyla, düğünlerde çalgı çalmakla temin eden bir insandır. Fakat daha sonra dine yönelmiş ve alimler arasına girmiştir. Dolayısıyla ilmin kapısı herkese açıktır. Fakat bu kapının içerisinden girmiş olanlar, ki buradaki insanlar çoğu kapının içerisinde olanlar, insanın kendisini tekamül ettirmesidir. Onun için Rabbimizin başla dediği yerden başlamak durumundayız. Rabbimiz ikra diyerek başladı ve biz de öyle başlamalı ve başlatmalıyız. İnşallah Rabbim ilmiyle amel edenlerden ve ilmen tekamül edenlerden etsin cümlemizi. Rabbim bizi hak yolundan ayırmasın. Hiçbirimizin garantisi yok. Onun için sürekli Rabbimize o haşyeti, o korkuyu içimizde duymamız ve yüreğimizin dudaklarıyla Allah Resulü'nün o nebevi duasını, Allahümme ya mukallibel kulub sabit kalbim. Ey kalpleri eviren ve çeviren Allah'ım, benim kalbimi imanımla sabit kıl diyerek yüreğimizin dudaklarıyla Rabbimize dua etmeli ve istikametten ayırmaması için endişe duymak durumundayız. Bu da zaten ilmin bir gereğidir. İnşallah Rabbimiz bunlardan etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Sözlerimde yanlış varsa nefsime ait, sözlerim doğruysa Allah'a aittir. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin. Allah razı olsun.